Sevgili seyircilerimiz TRT Türk ekranlarına hoş geldiniz. İstanbul Stüdyosu'nda bugün özellikle aileleri ilgilendiren önemli bir konuyu konuşuyoruz. Uzman konuğumuzla çocuklarda karakter ve değerler eğitimini ele alacağız. Ardından dünya gündeminin öne çıkan başlıklarını ekranlarınıza getireceğiz. İstanbul Stüdyosu başlıyor. Evet, uzmanlar çocukların değerler eğitiminde ilk çağlarının en önemli çağları olduğundan bahsediyorlar. Bugün bunları doçent doktor Özkan Sapsağlam'a soracağız. Özkan Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bugün değerler eğitimini konuşacağız ama değerler dediğimiz zaman aklımıza farklı farklı şeyler gelebilir. Biraz soyut bir kavram. Hı. Somutlaştırarak başlayalım isterim. Tabii ki. Öncelikle izleyicilerimize ben de selamlarımı ve muhabbetlerimi iletiyorum. Şimdi aslında biz hangi yaşta olursak olalım, bireysel ve toplumsal rollerimiz ne olursa olsun hepimiz aslında bir çocuğun uzantısıyız. Devamlı niteliğindeyiz ve çocukluğumuzla olan bağlantımız aslında hiç kopmuyor ve yaşamımızın sonuna kadar da kopmayacak. Terapistlerin çocukluğumuza inmesinin sebebi de bu olsa gerek. <laughs> Tam olarak bu, evet doğrudur. Şimdi değerleri şöyle tanımlayabiliriz. Benim kendi kitabımda kendi tanımım. İnsanların düşüncelerine, tercihlerine... Hangi kitapta hocam? Onu gösterelim. Karakter ve Değer Eğitimi. Erken Karakter çocuklukta. ve evet. Değer Eğitimi. Evet, evet. O bir kitapta. ders kitabı gibi. Ben biraz içeriğine baktım çok hoşuma gitti evet. ama detayları sonra soracağım. Teşekkür hocam. ederim, çok sağ olun. Şöyle tanımlayabiliriz, insanların düşüncelerine, tercihlerine ve davranışlarına yol gösteren, kılavuzluk eden ve bütün dışsal kontrol sistemlerinden önce bireyin kendi iç denetimini, öz denetimini yapma zorunluluğu getiren ahlaki ilkeler ve kurallar olarak ifade edebiliriz. Değerlerin en önemli işlevi de tam olarak bu. Yani biz mesela bir şey yapacakken şöyle düşünmeyiz değil mi? Mesela yapacağımız şey acaba anayasada karşılığı ne ya da bunun işte kanunlarda bir ceza hükmü var mı falan diye düşünmeyiz. İlk önce içimizdeki değerlerimize danışırız ve işte bunu yapmamalısın ya da yapmamalısın diye bir karara varırız. Dolayısıyla ben bunu içimizdeki anayasa ve içimizdeki baba yasa tırnak içerisinde. Bu benim kendi kavramım. O şekilde tanımlıyorum. Bu anlamda e, kainattaki tek bir mesele yok ki bugün mesela tek bir e, toplumsal, ekonomik ya da işte küresel problem söyleyemezsiniz ki temelinde insanın değersizleşmesi, insanın değerlerini kaybetmesi olmasın. Evet. Çünkü insan bozulursa her şey bozulur. Sizin söylediğinizden yola çıkarak aslında dünyadaki bütün problemlerin sebebine baktığımızda işte o siyasi figürlerin, ekonomik ekonomi yapanların evet. dünyadaki bütün sorunların sebebinin o kişilerin çocukluktaki yaşadıkları sorunlar olduğunu iddia eden psikolojik analizler de var. Evet. Şimdi sizin bu tarifinize göre belki bizi bugün izleyenler ya bu hocamızın bahsettiği şey vicdan değil mi diyenler olabilir, ahlak karakter, evet. vicdan evet. ve değerler dediğimizde bunların hepsi aynı şey mi yoksa birbirinden ayrı e, geliştirilmesi gereken evet. kavramlar, kavramlar evet. mı? Şöyle, aynı değil ama birbiriyle ilişkili kavramlar olduğunu söyleyebiliriz. Karakter dediğimiz şey bir insanı diğer insanlardan ayıran onun davranışsal ve duygusal özelliklerinin toplamı olarak ifade edebiliriz. Değer az önce tanımını yaptık. Ahlak ise bir insanın toplumda yaşadığı toplumda uymak zorunda olduğu kurallar bütünü olarak ifade edebiliriz. Ve bütün bunlar aslında birbiriyle etkileşim halindedir. Ve hepsini besleyen ana faktör de orada değerlerdir. Yani ahlak dediğimiz şey bir değerler bütündür aslında. Karakter dediğimiz şey insanın kişiliğini dediğim davranışlarını, tercihlerini, duygularını, pek çok özelliğini değerler etkiliyor ve onlar kılavuzluk yapıyor. Dolayısıyla bütün bu kavramlar birlikte gelişen, birbiriyle etkileşim halinde olan kavramlar kişilik özellikleri olarak ifade edebiliriz. Çocukluk Önemli bir evet. zaman zarfı. Evet. Bütün o belleğin aslında oluştuğu bir evet. zaman zarfı. Özellikle aileler dedik bugün. Evet. Ee, çocuk sahibi insanlar için belli bir şey vardır ya böyle sanki işte 7 yaşından sonra nefes alacağız gibi. 0-6 <laughs> yaş arası deniliyor. Evet. Ama sizin tanımınıza göre çocuğun işte tam bu karakterinin oluştuğu değerler eğitiminin en iyi verilebileceği çağ hangi zaman? Evet. Şimdi şöyle. E, öncelikle çocukluk yılları gerçekten çok önemli Sezai Karakoç'un çok güzel bir sözü var. Der ki bir insanı al onu çöz çöz çocuk olsun der. Muhteşem bir söz. Evet. Yani bir insanı al onu çöz çöz çocuk olsun. Ee, çocukların karakter gelişiminde, değer edinmelerinde ve kimlik oluşumlarında iki dönemin çok kritik olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi 2-6 yaş arası ilk çocukluk dediğimiz evre çok önemlidir. Diğeri de ergenlik dönemi çok önemlidir. Özellikle kimlik gelişiminde. Çünkü bu dönemde mesela ilk 2-6 yaş arasında çocuk bir defa kendisinin farklı bir birey olduğunu, diğer insanlardan ayrı olduğunu fark etmeye başlıyor. Cinsel kimliğini fark etmeye başlıyor ve kendi kimliğini inşa etmeye başlıyor çocuk. Ergenlik döneminde de özellikle o dönem çocuğu olan ebeveynler bunu çok sık deneyimlemişlerdir eminim. Mesela ebeveyn bir kural koyuyor. Çocuk şöyle diyor. Ama diyor benim kuralım diyor. Benim tercihim diyor. Benim düşüncem. Ben böyle yapmak istiyorum diyor. Çünkü orada da o beni inşa etmeye çalışıyor. Yani onun işte değer yargıları, ahlaki ilkeleri, kişilik özellikleri, onun tercihleri, onun seçimleri, onun doğru ve yanlışa dair yargıları. Dolayısıyla bu iki kritik dönemin çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Ebeveynlikte de şöyle bir şey yok. O da bir yanılsama. Asla öyle de düşünmesinler. Yani işte şu dönem olursa rahatlarız falan. Şöyle ilk yıllarda fizyolojik olarak çocuk daha çok ihtiyaçlar oluyor ve ebeveynlerin yorgunlukları daha çok fiziksel yorgunluk oluyor ama onlar oyunca geçiyor. Fakat ilerleyen yaşlarda özellikle ergenlik döneminde işte krizler, bunalımlar, çatışmalar, işte sınav stresleri vesaire daha ileri yaşlarda. Dolayısıyla hani ebeveynlik şöyle bir arkadaşa bakıp çıkacağım deriz ya öyle bir şey değil. Bir defa ebeveyn oldunuz mu? Yaşamınızın sonuna sorumlu. kadar evet. evet o şey devam ediyor. Ee, aslında kaç yaşına gelirse gelsin anne babası olan herkes bilir ki o anne babalar kaç yaşına gelirseniz gelin size bir çocuk muhabbeti <laughs> evet, yaparlar. Evet. Dolayısıyla o sorumluluk hep devam ediyor. Peki değerler eğitimine ne tekrar dönecek olursak evet. anne babalar bu yaş yani 2-6 yaş arası ve daha sonrasında ergenlik zamanlarında büyük çatışmaların oldu. Hatta 2 yaşındaki çocukların annelerinin sosyal medyadaki paylaşımlarını görüyoruz. işte o 2 yaş sendromunda evet. e, giydirmek istediklerini giyinmeyen, kendi kurallarını koymaya çalışan 2 yaşındaki evet. küçücük bebekleri görüyoruz. E, bu zaman zarfında anne babalar neye dikkat etmeli? Ee, çok önemli bir şey ve çok basit bir formül söyleyeceğim anne babalara, kıymetli bebeğinlere. Ee, acaba biz anne babalar olarak çocuklarımızın olmasını istediğimiz insan mıyız? Bu kadar basit. Ee, bakın biz hep çocuğumuza bir ideal insan profili, e, bir ütopya gibi işte sorumluluklarını bilen, ahlaklı çok çalışkan <laughs> muhteşem bir insan portfili oluşturuyoruz ve diyoruz ki çocuğumuza böyle, böyle oluyoruz. Evet. Peki biz öyle miyiz? Yani mesela ebeveyn olarak biz sorumluluk sahibi miyiz? Merhametli miyiz? Nezaketli miyiz? Saygıyla mı yaklaşıyoruz çocuklarımıza? Dolayısıyla zaten şöyle çocuklar iki tür Kübra Hanım iki yolla öğrenirler. Bir Taklitle, iki telkinle. Hı hı. Telkin dediğimiz söz. Yani anlatımla, Aslında nasihatla. anne babaların çokça yaptı. En evet. sık bizde yapılan şey. Eğer telkin davranışla ve duyguyla destekleniyorsa ve besleniyorsa o telkin e, çok etkili bir telkindir. Ama siz çocuğunuza örnek veriyorum dürüst olmasını telkin ediyorsanız fakat siz dürüst olmuyorsanız, siz yalan söylüyorsanız ki çocuklar çok iyi yakalarlar bunları. E, o zaman çocuk bu ikilemi fark ediyor. Ve onun da bir aslında kaçış rampası oluşturmuş oluyor Hani otoyollarda freni patlayınca ağır vasıtaların kaçış rampası vardır ya. Hı hı. Aynen öyle ve çocuklar bunları çok stratejik kullanıyorlar. Dolayısıyla bize zaten benzeyecekler. Bu anlamda çok basit bir formül. Biz çocuklarımızın nasıl insanlar olmasını istiyorsak biz de öyle insanlar olalım. Evet. Bu kadar. Formül aslında basit gibi evet. ama e, en zor olan kendimizle uğraşmakla <laughs> evet. e, söylediniz hocam. Öyle bir cevap evet. verdiniz. Evet. Şimdi diğer tarafta da şöyle bir şey var. Hayatta pek çok zorluk var, felaketler evet. var, evet. Se sefalet var. Bunların hepsinin ortasında savaş var. Evet. Ee, anne babaların belki de böyle evet çocuk sahibi olmaya karar verdikten sonra yaşadıkları pek çok zorlukla birlikte istedikleri değerler eğitimini verememiş olabilirler. Evet. Altı yaşından sonra, yedi yaşından sonra artık geç mi kalındı veya işte bazen vardır ya insanlar belli bir yaştan sonra ya bu bunlar bana bu karakter özelliklerim hmm. bana zorluk yaşatıyor. Ben artık değişebilirim veya değişmeliyim mi? Fark eden bu da büyük bir yerden tabii evet, ama evet. bunu fark eden insanlar artık değişmesi mümkün değil mi? Güzel çok önemli bir şey söylediniz. Pek çok anne babanın yaşadığı bir ikileme değindiniz. Şöyle. Anne baba çocuğuna şunu öğretiyor örnek veriyorum evde. İşte merhametli ol, saygılı ol, kimsenin hakkına tecavüz etme vesaire. Bu tür şeyler söylüyor. Fakat çocuk hayata dahil olduğunda bunlarla yol alamıyor. Mesela hepimizin yaşadığı bir örnekle daha somutlaştırmak istiyorum bunu. Şimdi trafikte, İstanbul trafiğinde değil mi? bir emniyet şeridi var. O emniyet şeridi ambulans, işte güvenlik araçları, itfaiye vesaire kullanması için. Şimdi biz yolumuzda bekliyoruz ama orası açık. Yani Orayı kullansak aslında daha hızlı gideceğiz. Daha az yakıt harcayacağız. Daha az stres yaşayacağız. Ama biz ısrarla orayı kullanmamamız gerektiği için kullanmıyoruz. Fakat çok önemli. Ama aslında resmi hiçbir görevi olmayan, kendince önemli mazeretleri olan insanlar o yolu kullanıyorlar. Şimdi bakın bir ikilem. Yani biz o yolu kullanmalı mıyız? Kullanmamalı. Kullanırsak daha az yakıt harcayacağız, daha hızlı ulaşacağız. Pek çok avantajı var aslında bakın. Evet. evet. ama bazı insanlar ısrarla o yolu kullan. Hayat da böyle bakın. Şimdi biz çocuklarımıza tabii ki ideal olanı, doğru olanı, ahlaki olanı öğretmek zorundayız. Ama çocuğumuz hayatın içerisinde ahlaki olmayan, ideal olmayan ya da kurallara uygun olmayan insanların olduğunda öğrenecek. Ee, peki kazanmadı bunu ileri yaşlarda kazanır mı? O kısımla ilgili de cevap vereyim. Şöyle... Tabii ki insan yaşadığı müddetçe öğrenen bir varlıktır. Fakat ilk yaşlardaki öğrenmeler en kalıcı, en etkili ve en sürdürülebilir öğrenmelerdir. Yani çok basit bir örnekle bunu da somutlaştıralım. Mesela 5 yaşındaki bir çocuk sorumluluk, merhamet, işte hoşgörü gibi değerleri öğrendiğinde ortalama insan ömrünü biz 80 yıl ya da 75 yıl kabul edelim. 70 yıl bu değerle yol alacak bakın. Ama evet. 60 yaşında öğrendiğinde zaten yaşamın sonuna gelmiş oluyor. Dolayısıyla ne kadar erken başlarsa bu değerlerin hayata, pratiğe, insan ilişkilerine yansıması da o kadar e, yüksek olacak. Ama lütfen bu ikileme teslim olmasınlar. Yani şunu da hissediyorlar ebeveynler. Ben kendi seminerlerimde, eğitimlerimde bunu bizzat o, onlardan e, işiterek. İşte hocam çocuğumuz eziliyor. Bazen çocuğumuz geri kalıyor. İşte ideal olan ve pratik olan hayatta Hayatta hangisi geçerli? Pratik olan geçerli. Evet. İdeal olanı öğretiyorsunuz ama hayatta pratik olan geçerli. Biz buna teslim olmayacağız. Biz yine çocuklarımıza ısrarla ahlaki olanı, erdemli olanı, doğru olanı ama öğreteceğiz. Ama herkes yapıyor. Ama herkes böyle. Evet. Biliyorsunuz bu evet. hem çocukların genelde bahanesidir. Evet. Hem de anne babalar evet. işte çocuklarını korumak için bazen bunu kullanabiliyorlar. Evet. Ee, bu konularda sizin de söylediğiniz gibi pratik olan mı ideal olan evet. mı bu ikilem gerçekten evet. insanı zora sokabilir ama hangi yaşta hangi değerler daha önemlidir mesela sorumluluk dediniz evet. sorumluluk sanki çocuk yaşta değil de biraz daha ilerleyince öğretilebilirmiş gibi geliyor öyle midir yoksa sorumluluk mesela 3 yaşındaki bir çocuğa da öğretilebilir mi Tabii ki öğretilebilir. Tabii ki değerlerin de çocuğun yaşına ve gelişimine uygun olarak öğretilmesi gerekir. Daha erken yaşlarda daha çocuğun fıtratına uygun değerler. Örneğin merhamet. Mesela çocuklar çok merhametlidir. Sevgi, işte saygı, nezaket gibi değerleri öncelikli olarak öğretebiliriz. Ama mesela adalet, eşitlik, insan hakları vesaire gibi şeyleri çocuklar biraz daha soyut düşüncenin biraz daha onlarda belirgin olduğu dönemlere doğru daha kolay öğrenir. Erken yaşlarda da öğrenebilir ama öncelik o değerler olmalı. Mesela sorumluluk değerini örnek verdiniz. Tabii ki yani çocuğa değil mi? bir şirketin sorumluluğunu vermezsiniz <laughs> ama mesela 3 yaşındaki bir çocuğa da örnek veriyorum odasını mesela düzenleme bu bir sorumluluktur. Evet. Eşyalarını temiz ve özenli kullanma bu bir sorumluluktur. Kıyafetlerini işte dağınık bırakmama bu bir sorumluluktur ve çok erken yaşlardan itibaren Bunlar kazandırılabilir ve kazandırılmalı da. Siz ebeveyn olarak çocuğunuzun sürekli işte arkasını toparladığınızda, onun eksiklerini kapattığınızda, onun güçlü bir insan olmasına asla imkan vermemiş oluyorsunuz. Tam da bu noktada yöntem ne olmalı? Evet, aslında söylemiş olduğunuz evet. gibi örneklik yani evet. bu çok önemli ama bir yöntem. Tavsiye edecek olsanız seyircilerimize ne tavsiye edersiniz tabii. değerler eğitimine? Evet, şöyle e, tabii ki değerler eğitimiyle ilgili literatürde çeşitli değer eğitimi yöntemleri var. Fakat ben burada daha böyle biraz daha basit herkesin yapabileceği şey, hayata indirgeyerek bazı önerilerde bulunacağım. Bir önceki çocuğun yaşına ve gelişimine uygun bir e, öğretim, eğitim süreci seçilmesi gerekiyor. İki örnek olma çok önemli burada. Ebeveynin burada kendi davranışlarıyla çocuğa örnek olması. Mesela siz dürüstseniz çocuk da dürüstlük noktasında daha özenli gösteriyor. Siz sorumluluk sahibiyseniz ona dikkat ediyor. Öz denetiminiz yüksekse çocuk da sizin gibi olmaya çalışıyor. Çünkü bakın çok enteresan çocuklar ebeveynlerini resimler var mesela çocukların tanrı algısıyla ilgili. Mesela Allah'ı, tanrıyı nasıl algıladığına dair bilimsel araştırmalarda çok enteresan ebeveynlerine benzer şekilde çiziyorlar. Yani ebeveynler o kadar önemli çocuklar için. <laughs> Sizi gözlerinde o kadar yüceltiyorlar. Dolayısıyla onları hayal kırıklığına uğratmamamız gerekiyor. O yücelttikleri, o değerli gördükleri insan hep öyle kalmalı zihinlerinde, duygularında, davranışlarında bu tesiri sürdürebilmesi için. Sonrasında oyun çok önemli. Siz oyun yoluyla çocuğa her türlü değeri, kavramı, bilgiyi, beceriyi aktarabilirsiniz. Bir çocuğun ortalama 6 yaşına kadar 15 bin saat oyun oynadığı tahmin ediliyor. Gerçi şunu söyleyeyim, bugün çocukların oyun anlayışı da değişti. Artık daha çok dijital oyun oynuyorlar. Fakat oyun çocuklara bir takım kavramları ve değerleri öğretmede kilit faktördür. Gerilendrit'in oyun terapisinin kurucusu çok güzel bir sözü var. Der ki, kuşlar uçar balıklar yüzer, çocuklar oynar der. Yani uçamayan bir kuş için gökyüzünün bir kıymeti var mı? Ya da yüzemeyen bir balık için okyanus ne anlam ifade eder? Evet. Dolayısıyla oynamamış, oyun oynamayan, oyunu bilmeyen bir çocuk için de çocukluğun açıkçası hiçbir değeri yoktur. Zaten Nurettin Topçu da şey der, Hakkıyla yaşanmamış bir çocukluğun sonu travmalardır der. Dolayısıyla oyun çok önemli burada. Bir de gerçek yaşam deneyimleri sunmak. Şimdi değerin üç boyutu vardır Kübra Hanım. Bilgi boyutu, duygu boyutu, davranış boyutu. Bizim eğitim sistemimizin bana göre en büyük handikapı ve eksikliği hep çocukların bilişsel boyutunu biz evet. e, hedef alıyoruz. Yani çocuklara hep bilgi aktarıyoruz. Bilgi balyalarını çocukların zihinlerinde istifliyoruz. Fakat duygu nerede, davranış nerede? Bunlar aslında olmayı, da değil Hepsi birbirinden sonuçta. Tabii ki değil. Bile. Yani zaten birbirini desteklediği zaman tam öğrenme gerçekleşiyor. Yoksa aslında bugün sorun olarak dediğimiz pek çok mesele insanların zihninde onun yanlış olduğunu biliyor insanlar. Ama onunla ilgili bir duygusu, davranışı, deneyimi olmadığı için içselleştirmiyor ve bu da hayata yansımıyor. Dolayısıyla gerçek yaşam deneyim. Yani çocuğa örnek veriyorum. Siz sorumluluk değerini kazandırmak istiyorsanız yaşamın içerisinde ona sorumluluk değerini tatbik edeceğe olanaklar sunmanız gerekiyor. Mesela odanı kendin düzenleyeceksin. Çok hı hı. basit ve kolay, değil mi? Mesela bunun gibi. Dolayısıyla yaşam deneyimleriyle çocuklara öğretmek gerekiyor. Günlük telaşlarımızın ortasında bazen unutabiliyoruz. İşte anne babalar çocuğun hı hı. işte kıyafeti, yemesi, işte her türlü ihtiyacını düşünürken belki komşusuna selam vermeden, evet. belki işte çöpü yerine atmadan başka bir yere bırakarak işte bazı tembellikler oluşabiliyor. Tabii ki de pek çok insan bunlara dikkat ediyor ama bu tür küçük ayrıntılar sizin de söylediğiniz gibi aslında çocukların gözünden kaçmıyor. Evet, bunlara daha çok dikkat etmek konusunda siz neler söylersiniz? Evet, şöyle içselleştirmemiz gerekiyor ve biz önce bir defa yetişkin insanlar olarak bunları yaşamımızın merkezine almamız gerekiyor. Yani bir yerde ödül almayacaksak bile bunları yapmamız gerekiyor. Bir yerde ceza almayacaksak bile bu yanlışlara tevessül etmememiz gerekiyor. Dolayısıyla öncelikle kendimiz bunların gerekliliğine inanmamız gerekiyor. Şöyle bir zorunluluğumuz da yok, onu da söylemeyeyim. Hani böyle mükemmel insan, diye bir şey yok mükemmel. Bu da bir şey tuzaklardan tersi. evet galiba. saplantı yani böyle bir şey yok. Hani e, hata yapma fırsatını Adem'e veren sendin diyor evet, İsmet Evet Bak işte yani dolayısıyla bir mükemmellik iddiasında değiliz. Zira insan kusurlu bir varlıktır. Önemli olan bu kusurlarımızdan, yanlışlarımızdan ders çıkarmak, bunları tekrar etmemek ve bunların üzerine basarak daha iyi bir insan olmak ve dolayısıyla çocuklara da şu çok önemli bir kural değer, norm bir şey kazandırırken bunu e, çocuğa ya yani mantıklı bir şekilde açıklamanız gerekiyor. Evet. Örnek veriyorum merhametli olmak. Mesela merhamet değerini anlatıyorsanız bunun neden önemli olduğunu, neden gerekli olduğunu, böyle olmadığında ne olacağını çocuğuna anlatması gerekiyor ebeveynin ve kendisinin de davranış örnekleriyle e, burada model olması gerekiyor. Dolayısıyla lütfen şu yanılgıya da işte... E, en küçük bir şeyde hani sanki çocuk böyle travma yaşayacakmış gibi. Bu onda bir travmaya, psikolojik ya da ruhsal bir travma yaşamayan çocuk var evet. mı? Yani yetişkinlere baktığımızda mükemmel yetiştirilmiş, evet. büyük ihtimalle evet. çok özenilmiş bir anne babalığın sonucunda evet. bir yetişkin olan kişinin hiçbir travmasının olduğunu düşünebilir miyiz? Varsayabilir miyiz? Var mıdır böyle insan? Yoktur tabii ki. Yani şöyle bir şey var. Kaldı ki bu zorluklar açık söyleyeyim. Bunlar sadece dezavantaj değil. Bazen bu zorluklar çok güçlü insanlar doğurur. Yani tabii ki çocukların biz bunlar yaşamasını istemeyiz ama böyle en küçük şeyde çocuğunun psikolojisinin bozulacağını, travmasının olacağını falan lütfen düşünmesinler. Çocuklar da bu zorlukların içerisinde problem çözdüklerinde, bu zorlukları aştıklarında daha güçlü insanlar olur. Yani aşırı korumacı, aşırı böyle çocuğun her şeyin üzerine titreyen adeta bu da benim kendi kavramsallaştırdığım bir şey. Fanusun içerisinde büyütülen çocuklar olarak ifade ediyorum bunu. Böyle olduğunda çocuğunuzun yaşama uyumunu bozmuş oluyorsunuz. Çünkü bakın kurallar her yer, Burada da kurallar var. Buradan çıkınca toplu taşımada kurallar. Hayatın her alanında kurallar var, zorluklar var ve biz bir gün istemesek de çocuklarımızın hayatından çıkmak zorunda kalabiliriz. Evet. O zaman ne olacak? Ken yetersiz, başa çıkamayan işte eh, ahlaki yargılarını ve değerlerini oluşturamamış bir çocuğu kim müdafaa edecek bu acımasız hayatın karşısında aslında siz bunu anlatırken e, anne babaların belki böyle bir akıllarının bir köşesinde bulundurması gereken şeylerden biri de ben olmasam bu çocuk nasıl hayatta kalır evet, evet. sorusunu ama her anlamda yani sadece Tabii. nefes almak yemek içmek değil de evet. gerçekten ahlaki bir çerçevede düşünmek gerekir Tabii bu anlamda kitapların rolünden evet. de bahsedelim çünkü e her ne kadar azalmış olduğunu düşünsek de hı hı. bence kitaplar hala okunuyor çok şükür evet. ki. İyi ee, iyi ki insanlar hala bilginin kaynağı olarak kitapları, e, kitapların kıymetini biliyor ki sizin yazdığınız iki tane önemli kitap var önümde. Biri bu biraz acıklı bir başlığı var hocam onu söyleyelim. Kesinlikle. Mutlu çocuklar çağının sonu. Çarpıcı ama değil mi? Evet ama dikkat çekici kesinlikle. Evet. Ee, biraz bahsetmek ister misiniz? Tabii ki. Şöyle tam olarak ben de insanları bu kitabı yazarken bir farkındalık oluşturmak ve uyandırmak istedim. Yani bakın oradaki yeşil alan, renkli alan, hayvanların olduğu, kısa katlı binaların, işte geleneksel oyunların olduğu alan benim ve muhtemelen sizin çocukluğunuzun olduğu alan. Diğeri de bugünkü çocukların olduğu alan. Şimdi gerçekten ben çocukları şöyle tanımlıyorum. Modern çağın en masum ve en mağdurları. Yani dünyadaki şu an yaşanan hiçbir krizde çocukların bir dahli yok. Bakın işte Filistin'de, Lübnan'da çocuklar öldürülüyor. Var mı orada çocukların bir Maalesef. etkisi? Yok ama en çok onlar kaybediyor. İşte açlık, en çok çocuklar mağdur oluyor. Küresel ısınma diyoruz, en çok çocuklar. Doğal afetler, en çok çocuklar etkileniyor. Bu kitap tam olarak çocukların yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek, bir farkındalık oluşturmak ve insanları tırnak içerisinde dürtmek. Yani bakın uyanın, bakın çocuklar bu zorlukların içerisinde Var olmaya çalışıyorlar demek için yazılmış bir kitaptı. Ve çok güzel de geri bildirimler açıkçası aldım. Amacına ulaştı bence. Şimdi kitap çok tabii ki çok önemli. Yani Cemil Meriç şey diyor ya hani kitaplardaki insanları gerçek hayattakilerden daha çok sevdim. Evet. <laughs> Oraya sığınım benim için bir limandı diyor. E, tarihi Mısır, Tebet kütüphanesinin üzerinde şöyle yazar. İnsan ruhunun iyileştiği yer yazar. Kütüphanenin üzerinde. İnsan ruhunun iyileştiği yer. Bibliyoterapi dediğimiz kitaplarla e, terapi e, diye bir yöntem bile var. Hatta kitap temelli yani literatür temelli bir değer eğitim programı Zürafalar isimli Amerika'da uygulanan bir değer eğitim programı da var. Tabii ki kitaplar çok önemli. Çocukların sadece değer eğitimiyle ilgili değil birçok hayata dair bakış açısı, farkındalık, bilgi, beceri ve anlayış kazanmalarına kitap çok önemli. Çünkü orada kitaplarda çocuklar hiç daha önce gitmediği yerlere giderler, seyahat ederler, hayaller kurarlar, hiç tanımadığı insanlarla tanışırlar, onların dünyasına, düşüncelerine, davranışlarına, mücadelelerine, bazen savaşlarına ortak olurlar. Ve eğer kitabı severse çocuk o kahramanı hayatının merkezine alabilir. Dolayısıyla nitelikli içeriklerin olduğu, doğru karakterlerin, çocuklar ahlaki anlamda, değer anlamında, düşünce anlamında olumlu mesajlar veren Kitaplar çocukların hem değer anlamında hem karakter gelişimi anlamında önemli. Bir de okuma kültürü çok evet. e, ne yazık ki öyle, haklısınız okumuyoruz artık. E, fakat e, şunu söyleyeyim, mesela şu LGS sınavlarında ve diğer sınavlarda bir şey ortaya çıkıyor. E, çocuklar bilgileri var ama okuma alışkanlıkları olmadığı için, soruyu anlamadığı için yapamıyorlar. Yani okuyan insan her zaman kazançlı, dolayısıyla e, okuma yeteneği, okuduğunu anlama becerisi giderek öne çıkıyor okuma çünkü alışkanlığı zayıfladığı için her anlamda önce tabii ki kendimizin okuması. Yani biz ebeveynlerin düzenli olarak kitap okumamız gerekiyor. Sonrasında çocuklarımıza da bu alışkanlığı kazandırmamız gerekiyor. Çünkü öğrenmenin sınırı ve hududu yok. İnanın ben düzenli okuyan bir insan olarak şunu söylüyorum. Her kitap okuduğumda diyorum ki ne kadar az şey biliyorum. Ee, aslında evet. o deryaya dalınca evet. sadece bir damla, Zerre, yi, evet. bir katre işte evet. sadece çok az bildiğimizi evet. fark ediyoruz fark ama ediyoruz. bir şeyi bilince de her şeyi bildiğimizi zannedebiliyoruz. Dolayısıyla ne kadar çok okursak aslında evet. cehaletimizin farkına varıyoruz. Evet. Ama değerler eğitiminde genelde şöyle bir... E, işte anne babalık zor. Evet. Dolayısıyla bir kolaylık arıyor herkes. Evet. Okula göndermek mesela işte iyi bir öğretmeninin olması böyle bir nefes aldırıyor anne babaya. Diyor ki evet. iyi bir öğretmeni var. Dolayısıyla ondan sadece okuma yazma matematik değil belki iyi bir davranışı da öğrenecektir belki. Mutlaka diyorum. tabii ki. Bunu öğrenecektir belki dememin sebebi bununla aslında bir sorumluluğu okula yık Evet, devretmeye. oluyor. Devretmek diyelim. Yıkmak <laughs> şey oldu. Devretmek daha kibar. var. Evet. Şimdi e, Okullardan sadece bilişsel sizin az önce söylediğiniz gibi işte daha büyük çocuklarda test çözmek, sınavları başarıyla geçmek bunları mı beklemeliyiz yoksa değerler anlamında işte arkadaşlık, sevgi, merhamet, adalet, evet. eşitlik bunların da öğrenildiği yer olarak yer merkez okul mudur? Evet. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Benim de en çok dertli ve muzdarip olduğum meselelerden birisi. Şimdi tarihsel olarak çocuğun değer ve ahlak eğitiminde üç kurum öne çıkıyor zaten. Aile birinci çünkü çocukların ilk ahlak öğretmenleri anne babalardır diyor Nurettin Topçu. İkinci olarak okul, üçüncü olarak da toplum. Ve bunların birbiriyle tutarlı ve uyumlu olması gerekiyor. Şimdi bakın... E Okulun e, 1939 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu var. Onun ikinci maddesinde tam olarak şöyle yazar ki bu kanun milli eğitimin anayasası gibidir. Onun ikinci maddesinde der ki Türk milli eğitiminin amacı Türk milletinin çocuklarına milli, manevi, kültürel ve ahlaki değerlerini öğretmek, vatanını, milletini seven yurttaşlar olarak yetiştirmektir der. Yani okulun tam olarak böyle bir görevi var. Fakat üzülerek söylüyorum burada velilerin de sorumluluğu var önündeki sınav engelleri vesaire gibi bir takım nedenlerden dolayı kimse okulların bu rolüne bakmıyor. Açık ve gerçekçi olalım. Herkes çocuğun beyniyle ilgili. Kaç matematik çözdüğü, kaç fen çözdüğü, hangi sınavı başardı tamamen bununla ilgiliyiz. Fakat şunu söyleyeyim size bilgi, değer ve ahlaklar birleşmediğinde topluma fayda sağlamıyor. Bakın dünyada yaşanan bütün krizlere bakın hepsinde dünyanın en zeki insanlar olduğunu görürsünüz. Mesela Manhattan Projesi var Amerika'da biliyorsunuz dünyanın ilk nük nükleer e, bombası Robert Oppenheimer adında bir fizikçi yani bunlar dünyanın en başarılı bilim insanlarıydı. Ne yaptılar peki? Dünyanın ilk nükleer bombasını yaptılar ve e, Hiroşima'da 500 binden fazla Japon orada hayatını kaybetti. Dolayısıyla. fakültesine ilk girdiğim gün evet. hocam e, okulumuzun üniversitemizin. E, baş işte rektörü geldi hmm. ve dedi ki hukuk önemlidir. En büyük savaş ihlallerini, en büyük hukuksuzlukları hukuku çok iyi bilenler yapmıştır. ikinci evet. dünya, ben Almanya'da okudum. Evet. İkinci Dünya çok güzel. Savaşı'nın evet. aktörleri de hukuku evet. çok iyi bilenlerdi. Evet. E, demişti. Onu hatırladım çok şimdi güzel. siz bunu söyleyince. Evet. Gerçekten e, aslında en zeki evet. insanların yanında eğer ahlaki gelişim ve değerler eğitimi yoksa Dünyanın sonunu getiren insanlar da Aynı. bunlar oluyor. Yani o bilgi ahlak ve değerle birleşmeyince topluma fayda değil, e, zarar veriyor ve zulmediyor. Ve bakın en son işte bir bebek şebekesi en son gördünüz. Evet. Orada da bakın hep okumuş insanlar, eğitimli insanlar. Dolayısıyla insan e, tek kanatlı olmamalı. Yani bir taraftan tabii ki çocuklarımızı bilişsel anlamda destekleyelim, eğitimleri anlamda değil. Ama iyi insan olma, ahlaklı insan olma. Değerleri işte benimseme ve bunları hayata aktarma konusunda da çocukların desteklenmesi gerekiyor. Yani bütüncül bir gelişim olması gerekiyor. Evet. Tabii bu e, konuda da çocuklardan bahsederken siz az önce de söylediniz. Onun belki daha somutlaştırarak e, bir, bir birkaç örnek verirseniz evet. daha güzel olacağını düşündüğüm için tekrar konuya gelmek Hı -hı. istiyorum. Çocukların en kolay öğrendiği metot oyun metodu. Evet. Şimdi yetişkinlerde Oyun oynamayalı epey bir zaman olmuş olduğu için çocuklarla tekrar oyun oynamak belki bazılarına zevkli gelir. Belki bazıları için de biraz daha işte zamanın zor geçtiği, zor gelen şeylerden biri ama eğitim metodu olarak oyun en önemli metotlardan evet. biri. Evet. Çocuklarımıza değerleri öğretirken hangi oyun metotlarını kullanmamızı tavsiye edersiniz? Çocuklarla oyun oynarken işi işte sadece akranları mı yoksa anne babaların da oyunlara dahil olması mı? Bu işi öğretmenlere, eğitimcilere bırakmak mı? Ne dersiniz? Evet. Şimdi şöyle, bugünkü Türk ailesinin en büyük problemlerinden birisi nitelikli zaman geçirmemek. Yani biz aile demek aynı binayı paylaşan insanlar demek değil. Aynı düşünceyi, aynı duyguyu, aynı kederi, aynı sevinci, aynı varlığı, aynı yokluğu, aynı geleneği ve kültürü paylaşan insanlar demek. Dolayısıyla bugün temel sorunumuz şu... Herkes kendisi başka bir ekranın karşısında esir kalmış durumda. Baba muhtemelen şöyle ortalama bir Türk ailesinin akşamını düşünelim. Baba muhtemelen salonda ya haber ya da siyasi bir program izliyordur. Anne haftalık programına uygun olarak o günkü diziyi izliyordur. Evet. <laughs> <Her gün. gülüyor> Çocuk da muhtemelen ders çalışıyorum görünümlü oyun oynuyordur. Muhtemelen <laughs> bilgisayarda ya da araştırma yapıyorum, ödev yapıyorum. Şey. Şimdi bu ailede, Kimse birbirini tanımıyor aslında. Birlikte geçirilen zamanlar yok. Bakın Zehirlenen Çocukluk kitabında Sue Palmer birlikte geçirilen zamanlar önemini vurguluyor. Diyor ki birlikte yenilen yemekler, birlikte oynanan oyunlar, birlikte okunan kitaplar, birlikte yapılan geziler, ebeveyn ve çocuk arasındaki bağlar ve ilişkiler o birlikte yapılan şeyler içerisinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla önce nitekli zaman geçirmek. Şimdi oyun kısmına gelince de Orada da üzülerek bir gerçekliği söylemek zorundayım. Bugün artık çocuklar geleneksel oyun falan oynamıyorlar. Biz 2018 yılında yaptığımız bir araştırmada ta gördük. Ve çocuklar bugün artık ekran ve dijital oyunlar, çevrimçi oyunları oynuyorlar. Ve üzülerek söylüyorum bakın o oyunlarda da insan öldürerek puan topluyorlar. İnsan öldürerek seviye atlıyor, puan topluyor çocuk. Dolayısıyla bütün bunların yansıması hayata nasıl oluyor? Şiddet argo, küfür, zorbalık, saldırganlık. Bakın ilkokul, okul öncesi öğretmenleri bile bunlardan muzdaripler. Dolayısıyla burada çocuğun mümkün olduğunca anne babayla en basit bir oyun, bir işte Lego oyunu, bir ahşap bloklarla oyun, bir herhangi basit en basit olan oyuncakla bile oyun çocuğun en nitelikli çevrim içi oyundan daha çok fayda sağlar. Çünkü orada çocuk gerçek duygularını kullanır gerçek düşüncelerini kullanır. Anne babasıyla temas eder. Yani burada illa şu oyunu oynasın değil. Otursun, sohbet etsin, birlikte zaman geçirsin. Mutfakta bir iş yapıyorsa ona çocuğu dahil etsin. Dışarıda bir şey yapıyorsa ona çocuğu dahil etsin. Dolayısıyla önce çocuğun şu ekranların karşısından Elinden kurtulması gerekiyor. Ve gerçek dünyaya artık geçmeleri, geçmeleri gerekiyor. gerekiyor. Yani gerçek dünyaya geçtiğinde Kübra Hanım zaten bakın sırf doğada olsa bile, bakın doğanın içerisinde merhamet var mı? Var. Hareket var, var mı? Var. var. Canlıların birbirinin yaşam hakkında saygısı? Var. Hepsi var. Yani doğanın içinde olsa bile aslında birçok şey öğrenmiş olacak. Hocam son olarak şunu sormak istiyorum. Şu an ekranları başındaki anne evet. babalar, biz çocuğumuza çok emek verdik aslında. Ama işte çocuk okulda gördüğü, işte biraz daha eğitim seviyesi hmm. belki düşük ailelerden gelen çocuklardan etkileniyor. Genelde de öyledir. Başkalarını evet. e, başkalarının sorumluluğunu da şey yaparız yani. Bizim Sorumlu. çocuğumuz bizden değildir. değildir. Evet. O bizden değildir evet. ya da sosyal medyada gördü. Bizim evde hiç böyle bir şey duymuş tamam. olamaz gibi evet. şeylerimiz olabiliyor. Etraftan ne kadar etkilenir bir çocuk? Yani sosyal çevresini de tamamen böyle steril hale getirmek mümkün mü? Değil. Bunu yapmak da doğru değil. Şöyle bütün gerek Batı dünyasına gerekse Türk İslam dünyasına bütün düşünürler insanın e, çevresinin önemini vurgulamıştır. Bakın Aristo demiştir ki her insan kendi sitesinin ürünüdür demiştir. Gazali insan içine girdiği kabın şeklini alan bir su gibidir demiştir. Çocuğu böyle benzetmiştir. İbni Haldun her insan kendi çevresinin çocuğudur demiştir. Dolayısıyla biz tabii ki çevreden etkileniyoruz. Fakat çevredeki her şeyi dizayn etme işte e, gibi bir olanak yok. Olmamalı da bakın. Böyle yaptığınızda aslında çocuğunuzun gelecek yaşamına uyumunu ne yapmış oluyorsunuz? Bozmuş oluyorsunuz. Ve şunu söyleyelim, insan davranışları, refleksler dışındaki bütün davranışlar öğrenme içerir. Yani çocuk küfürlü konuşuyorsa, saldırgansa, işte bir takım başka olumsuzluklar yapıyorsa onu bir kaynaktan öğrenmiştir. Bu aile olabilir, evet okul olabilir, medya olabilir ama en çok bugün çocuğun hayatında baskın olan şey medya. Ben hatta şunu soruyorum, ebeveynlere de soruyorum. Çocuklarımızı kim büyütüyor gerçekten? Hmm, yani, güzel bir soru. Evet, kim büyütüyor? Biz büyütüyoruz? Youtuberlar, influencerlar, Ama hocam işte o zaman sorumluluğu tamamen medyaya attığımızda ne yapacağız? Hayır, sadece oraya at. Orada da bakın medya ile ilgili etkileşimde de gene ebeveynin sorumluluğu yok mu? Yani çocuğa siz başka bir şey alternatif sunmadığınızda o yaşamını bir şeyle etkileşime girerek geçirecek. Dolayısıyla boşluk kabul etmiyor ebeveynlik. Sizin ebeveyn olarak doldurmadığınız, nitelikli bir şekilde doldurmadığınız bir alanı başka birisi çok zararlı bir şekilde doldurabiliyor. Yani şunu belki son cümle olarak söyleyebilirim. Bilmiyorum zaman nasıl ama. Zamanınız daraldı hocam tamam. buyurun. Şunu söyleyeyim. Yani çocuklarımıza öğrettiğimiz her şey onlarla birlikte büyüyecek. Merhameti öğretirsek onlar büyüdükçe merhametleri de büyüyecek saygıyı öğretirsek büyüyecek. Ya da tam tersi. Nefreti öğretirsek çocuklarımızla birlikte büyüyecek. Saldırganlığı öğretirsek büyüdüklerinde daha saldırgan olacaklar. Dolayısıyla böyle bir anlayışla çocuğumuzu hem bilişsel olarak, hem duygusal olarak, hem de davranışsal olarak yani bütüncül bir anlayışla yetiştirmeye özen gösterelim. Çok teşekkür ederim hocam. Değil çok de kıymetli, de. çok keyifli bir sohbetti sizinle. değerler eğitimini konuştuk. Eğitimci yazar Doçent Doktor Özkan Sap sağlamla Estamos no estúdio sul da UAM, İstanbul stüdyosunda Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den siyaset bilimci Mehmet İnceoğlu yayınımızda Mehmet Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Budapeşte'ye selamlar, nasılsınız? Teşekkür ediyorum size de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Budapeşte'nin gündemine dair haber notlarını ve değerlendirmelerinizi alacağız ama Başbakan Orban'ın Avrupa Birliği ile kavgası diyeceğim tırnak içerisinde devam ediyor. Bir konuşmayla gündeme geldi. Aslında Macaristan hükümetinin yerine kukla bir hükümet istediğini, kukla bir rejim istendiğini öne sürdü bu konuşmada Orban. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle 23 Ekim'i açıklamam gerekiyor. 23 Ekim'in önemi 23 Ekim sabahı 1956 yılında Sovyetler Birliği'ne karşı gençler organize olup Rus Sovyetler Birliği askerlerini göndermeyle hareketliliği başlamış ve o günün önemi ve anlamını anlatan bir anla günüdür. Orban Viktor'da 10 gün önce Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşma sonrasında bugünkü görüşmelerini ve düşüncelerini bir zafer e, niyetinde bu meydana çıkıp e, halkına hitap etme fırsatı yakalıyor ve burada nasıl Sovyetler Birliği'ni biz e, 1956 yılında e, gönderdiysek, Moskova yönetimine zarar verip bir bertaraf etmeye çalıştıysak çok önemli cümleler kullandı. Bunun aynısını Brüksel'e de karşı yapmak zorundayız diyor. Çünkü Orban Viktor, Brüksel'in liberalleşmiş yapısının vakıflar aracılığıyla, dernekler aracılığıyla maalesef iç işlere karıştıklarını ve Brüksel'in bizim sizin normlarınızı kabul ettiğini söylüyor. Yani Avrupa Birliği normlarını kabul ediyoruz diyor. Ama benim iç işlerine karışıp benim kültürel ve adet ve töre dediğimiz değerlerime liberal bir yapıyla yaklaşmanız, beni yıkmaya çalışmanız bunu kabul edemem diye hitap ediyor. Bu 23 Ekim günü yaptığı konuşma 10 gün önce parlamentoda Avrupa Parlamentosu'nda Strasbourg'da yaptığı konuşmanın zafer niyeti niteliğinde bir açıklama sıydı ve Orban Viktor buna istinaden 23 Ekim'e çok önem verir. Ee, nasıl bir zafer kazandıysak Moskova'ya karşı Brüksel'e karşı da çok ciddi bir savaş sürmemiz gerektiğini söylüyor. Çünkü e, Brüksel bizi komşuda var olan Rusya ile ilgili olan mevcut Zelenski'ye e, yardım edelim ve askerimizi ve insanlarımızı oraya gönderip savaşalım düşüncesiyle baskılıyor ve beni yıkmaya çalışıyor diyor. Hukla bir yönetimden. Yani nasıl Moskova hukla bir yönetimle 40 yıl Macaristan'ı yönettiyse, Brüksel'de şu anda Tisa Part dediği, Macaristan'da iki tane büyük bir nehir vardır. Biri Tuna Nehri'dir, diğeri de Tisa'dır. Liberal yapı Tisa Part diye bir part adı altında oluşup içerisine tekrar girmiştir. Ve Macar Peter adı altında bir isimle genç, dinamik olarak gösterilen liberallerin ve uluslararası liberal medyasının çok desteklediği bir isimle yola çıkıp, hem parlamentoda hem Macaristan iç siyasetinde Macar Peter'i empoze ederek belki antidemokratik yollarla belki demokrasi yoluyla Orban Viktor'u devirmekle tehdit ediyorlar. Orban Viktor bunun farkında ve halkına %52 alan, %53 alan halkına diyor ki dikkatli olalım. Biz Moskova'yı yendiysek 1956'da Şimdi de Brüksel'i bakın Brüksel'i ve Moskova'yı aynı keseye, aynı kafeye koyuyor. Çok çok önemli bir mesaj. Orban Viktor'un savaşı çok net, çok keskin ve kendisine devrileceğini, bir şekilde yıkılacağını, yıkılmaması için de bizim birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerektiğini söylüyor. Evet, bundan bağımsız değil. Avrupa Komisyonu yine Orban Başbakan Orban'ın hükümetinin inisiyatifiyle ee, egemenlik yasası çıkmıştı Macaristan'da. Buna karşı bir dava açıldı. Bu davayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında yine aynı bağlamda. Buna istinaden, bu söylediğim ifadeler istinaden, yine bu olay liberal bir yapıya bağlayacağım. Çünkü Macaristan'daki liberal yapı aşağı yukarı 14 yıldır yok hükümette ve bu 14 yıllık boşluğu bir şekilde kırmak istiyor. Orban Viktor bir şeyin farkına vardı. Benim iç siyasetime karışıp benim hukuk ve yasalarımı çiğneyip bilgi ve belgelerimi bir şekilde sivil toplum kuruluşları aracılığıyla, STK'lar aracılığıyla dışarı sızdırmamanız gerektiğini söylüyor. Benim özelim bana ait diyor. Ama bazı liberal yapılar, gazeteler, sivil toplum kuruluşları, özellikle Soros Vakfı destekli yapı devletin çok önemli değerlerini ve bilgilerini alıp belli bir yerlere basın medya özgürlüğü adı altında yayınlamaya çalışıyor. Geçen sene Şubat ayında başlanan bu kavga Orban Viktor'un egemenlik yasası altında yani özgürlüğümüzü, birliğimizi, beraberliğimizi, konumumuzu kimse karışamaz arkadaşlar diyor. Yani Brüksel'de olsan senin normlarına saygı duysam da benim içlerime karışamazsınız diyor. Ve bilgilerimi alıp da istediğiniz şekilde kullanamazsınız diyor. Bu yüzden liberal yapı Türkiye'de de olduğu gibi birçok ülkede de olduğu gibi sivil toplum kuruluşları ve derneklerle girip ve bu bilgileri alıp bazı yerlere kaynak olarak kullanıyor ve Orban Viktor'a karşı bunu savaş niteliğinde sunuyor. Bunu farkında varın Orban Viktor bu yasaya getirip Macaristan'da hiçbir bilgi, hiçbir e, düşünce ve fikir bize zarar verecek, egemenliğimize zarar verecek hiçbir e, yapı e, dışarıya sızdırılamaz diye bir yasa getirdi. Tabii bunun e, üzerine e, uluslararası mahkemeler insan hakları ve medya hakları ve e, özgürlükçü yapı e, buna karşı gelip e, Macaristan'ı mahkemeye vermeye başladılar ve bunun neticesinde Nasıl bir başarı elde edecekler ileride göreceğiz ama Orban Viktor bunun da farkında bu şekilde bu hukuki yollarda da olsa demokratik ya da antidemokratik yollarda da olsa bir şekilde sıkıştığını sıkıştırıldığını ifade ediyor maalesef biz de bunun farkındayız vatansever olan toplumunu ve değerlerini savaştan uzak tutmaya çalışan ki komşuda savaş var ve Brüksel'den ayrı bir savaş var. Bunun da farkında olan Orban Viktor ve kendisini ve devletini ve toplumunu bir şekilde savunmaya çalışıyor. Başarılı mı? Bana göre başarılı. Birkaç konu var kabul edemeyeceğimiz yabancı yaşayan vatandaşlarımız olarak onun dışında çok mükemmel bir politika, çok başarılı bir politika gidiyor. Umarım bu liberal antidemokratik yapılardan uzak bir şekilde çalışmalarını başarılı bir şekilde sonuçlandır diye bekliyoruz. Evet çok teşekkür ederiz. Değerlendirmeleriniz bizim için kıymetli. Siyaset bilimci Mehmet İnceoğlu Budapeşte'ye selamlar. Macaristan'dan sonra Belçika'dayız. Avukat Bülent Demir Belçika gündemine dair haber notlarını ve değerlendirmelerini bizimle paylaşacak. Hemen Bülent Bey'e selam verelim. Bülent Bey'den de özellikle Orta Doğu'da yaşanan Gazze ve Lübnan için düzenlenen büyük bir gösteri var. Belçika'da Buna dair izlenimlerinizi ve değerlendirmelerinizi almak isteriz. Merhabalar Kübra Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Ee, evet, geçen hafta e, pazar günü e, Belçika'da büyük bir yürüyüş düzenlendi. E, Gazze, Filistin ve Lübnan'da e, yapılan İsrail'in e, aşırı agresif operasyonlarına karşı düzenlenen bu gösteriye e, yaklaşık 32 bin kişi katıldı. Polisin yaptığı sayımlara göre organizatörler daha yüksek rakamlardan bahsediyor ee, bu e, gösteri e, Belçika'da onlarca sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlendi bunların içinde en göze çarpanı ise e, İsrail e, karşıtı Yahudi antiziyonist Derneğiydi onlar da bu yürüyüşe katıldılar yürüyüş e, Avrupa Birliği binaları önünde ABD Büyükelçiliği e, önünde yoğunlaştı Amerika ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı. Ee, ve özellikle bu e, operasyonların durması için e, baskı çağrısı yapıldı. E, Rusya'ya Ukrayna Savaşı'ndan dolayı eğer baskı yapılabiliyorsa İsrail'e de baskı yapılabilmesi lazım diye özellikle vurgulandı. E, yapılan talepler arasında e, ana başlıklar şu şekildeydi. İsrail'in soykırım ve savaş suçları işlediğinin açık ve net bir şekilde vurgulanması, İsrail'e karşı uluslararası baskının arttırılması, İsrail'e acil ateşkes çağrısının yapılması, İsrail'e silah ambargosunun uygulanması, özellikle bunun üzerine vurgu yapıldı. Çünkü Avrupa'dan giden silahlarla, Amerika'dan giden silahlarla ee, şimdiye kadar yaklaşık 50 bin e, üzerinde bir can kaybının yaşandığı, bunların arasında e, çoluk, çocuk, e, kadın, yaşlı insanların da olduğu vurgulandı. E, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin uluslararası ceza mahkemesinde İsrail'e karşı açtığı davaya destek verilmesi istendi. E, bu gibi talepler sıralandı. Özellikle e, İsrail'in e, kurumlarıyla üniversiteleriyle. Sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan işbirliklerinin sonlandırılması en azından dondurulması istendi ve bu çağrılara 32 bin kişi polisin sayımına göre katılmasına rağmen Belçika genelinde de giderek kulak verildiğini vurgulamak istiyorum. Evet çok teşekkür ederiz Bülent Bey. Diğer tarafta Belçika'da daha önce Almanya'da da söz konusu olan Türkiye Diyanet İşleri'nin gönderdiği imamların yani Türkiye'den maaş alan imamların artık Belçika'nın bir bölgesinde artık çalışmasına izin verilmiyor. Bunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, böyle bir şey gündeme geldi. 21 Ekim'de yetkili Bakan, Türk asıllı yetkili Bakan Zuhal Demir maalesef böyle bir karar aldı. Türkiye'den gönderilerek Diyanet camilerinde görev yapan Maaşlarını da e, Diyanet'ten alan e, imamların çalışma izinlerini iptal etti. İlk etapta 5 e, şehirden 5 imamın çalışma izni iptal edildi. E, öncelikle vurgulamak istiyorum bu kararın zamanlaması çok manidar. E, bildiğiniz gibi Belçika'da belediye seçimleri oldu 13 Ekim'de. O 13 Ekim'den bir hafta sonra e, böyle bir karar alındı. Ee, kararı alan bakan Zuhal Hanım e, Gençşehir Belediyesi'nde belediye başkanlığı için aday oldu ve kaybetti. Bu Genkşehri'nin e, seçmenlerinin yaklaşık yüzde kırkı Türk asıllı e, olduğu için kaybetmesinin sebebini e, bu Türk asıllı seçmenlere bağladı. Ve e, bir hafta sonra da bu Türk seçmenlerinin de canını sıkacak bir karara imza attı maalesef. Gerekçe olarak tabii Türkiye'den maaş aldıkları için bu imamların. Türkiye'nin e, sözcülüğünü yaptığı, Türkiye'nin propagandasını yaptığını öne sürdü. Bunun kabul edilemez olduğunu e, belirtti ve bu kararı da Mayıs'ta alınan e, yerel hükümet tarafından alınan e, bir kararın e, neticesinde olduğunu söyledi. E, ancak iptal edilen camilerin bulunduğu şehirlerin belediyeleri de bu karardan rahatsız. Çünkü onlarca yıldır bu camilerle ...sorunsuz bir şekilde birlikte çalıştıklarını, imamlarla, cemaatle çok iyi diyaloglarının olduğunu belirttiler. Bu kararın bu diyaloğa zarar getireceği endişesini taşıdıklarını belirttiler. Ayrıca Belçika'da yetişmiş, aynı yeteneklere sahip kişilerin imam olarak Belçika'da çalışmasının ne kadar zor olduğunu... ...böyle kişilerin ne kadar eksik olduğunu belirttiler... İlk önce eğer böyle bir karar alınacaksa Belçika'da imamların yetiştirilmesi gerektiğini vurguladılar. Böyle bir altyapı hazırlanmadan bu kararın alınmasının büyük sorunlar doğuracağına değindiler. Konu bu şekilde özetlenebilir. Ancak bu kararın benzer kararların geleceği düşünülüyor. Çünkü Diyanet Vakfı'na bağlı Belçika'da yaklaşık 43 cami var ülkelerde. Çalışma izinlerin bitmeye yakın e, alınıyor bu kararlar. Eğer imam, diğer imamların da çalışma izinleri bit, bitme süresi yaklaştığında muhtemelen onlarla ilgili de çalışma izinlerinin geri çekilmesi ya da uzatılmaması kararı alacak. Bu da tabii Türk toplumunu evet. endişelendiriyor. Evet, e, onlar da haklarını ya da e, Türkiye diyanet işleri de haklarını arayacaktır diye tahmin ediyorum. Çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için avukat Bülent Demir Belçikaya selamlar. Ve İstanbul Stüdyosu'nun da böylelikle sonuna geldik. Önümüzdeki hafta sonu Türkiye saatiyle saat 13'te Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere İstanbul Stüdyosu'nda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.